Hiper Zeka'dan herkese merhaba babacım, Metin Hoca ben. 5. ünitemizin son konusu, bilinçli tüketicideyiz. Bu konu bana göre sosyal bilgilerin en önemli konusu. Çünkü çok zarar ediyoruz, çok saçma sapan işler içerisine giriyoruz alışveriş yaparken. Onları öğreneceğiz şimdi. Öncelikle bir önceki videoda ben size 2 tane soru ödevi vermiştim. Onları yaptınız mı? Çok çok teşekkür ederim, emeklerinize sağlık, var olun. O zaman kendimizi geliştirmeye devam edelim. Şimdi sevgili kardeşim, sevgili 5. sınıf öğrencim, soruları çözerken hızlı hareket etmeyin lütfen. Ve sosyal bilgilerde, hatta bütün branşlarda başarılı olabilmek için yapmanız gereken tek bir şey var. Dersi derste dinle. Bu okul olur, YouTube olur, hiç fark etmez. Dersi derste dinlerseniz o iş kesinlikle olur. Nasihatimizi de verdik. Yorumlara çökün ha, ben yorumlara bakacağım ona göre. Ama kötü işler yazmayın ya. Yemin ederim çok üzülüyorum. Sonra ağlarım. Yemin ederim oturup ağlama videosu çekerim. Evet, şimdi başlayalım bilinçli tüketiciyle. Şimdi tüketici kimdir? Şimdi farklı alanlarda üretilen ürünleri kullanan kişiyi biz tüketici diyoruz. Ben gittim bir şişe su satın aldım. Ben tüketiciyim. Şimdi bir de bilinçli tüketici diye bir şey var. Herkes bilinçli tüketici mi? Hayır. Ben de dahil olmak üzere herkes bilinçli tüketici değil. Şimdi tüketicim tüketim süreci içerisinde verdiği kararlara farkında olan, planlı davranan, ondan sonra kendi ihtiyaçlarını karşılarken haklarını bilen ve ona göre davranan kişiye biz bilinçli tüketici diyoruz. Peki hocam, in midir cin midir? Anlatıyorsun da bunun özellikleri neler? Yaklaş abi, yaklaş. Şimdi alışverişe çıkmadan önce alışveriş listesi hazırlayan kişidir. Listede ihtiyaçlarıyla isteklerini karşılaştırır, ihtiyaçlarına öncelik verir. Bak, eve bir paket, iki paket makarna almak bir ihtiyaçtır. Ama çikolata almak istektir. Canım çikolata istiyor. Makarna senin mesela temel tüketim maddelerinden bir tanesi. Ya da sıvı yağ. Ya da salça. Bunlar ihtiyaçtır arkadaşlar. İşte selpak, peçete vesaire şu bu. Bir liste hazırlayacaksın ki alışverişe gittiğin zaman fazla ürün satın alıp ne yapmayasın? Har vurup harman savurmayasın. Bir tamam. Alacağın mal veya hizmetin kalitesiyle ilgili araştırma yapar. Mesela internetten alışveriş yaparsın ya da markete gidersin. O almayı düşündüğün ürünle ilgili bir araştırma yaparsın. Nasıl, kaliteli mi, güzel mi, tasarruflu mu, fiyatı uygun mu vesaire. Aldığımız malın veya hizmetin faturasını, fişini veya garanti belgesini saklar. Bak, bu bende yok. Bir ürün alıyorum. Bu ne? Garanti belgesi. Salla gitsin. Bu ne? Fiş. Çat. Bazen diyorum ki alışveriş yaparken, fiş istemiyorum ya. Bu çok yanlış bir davranış. Ya eve gittin. Pardon. Şimdi alışveriş yaptıktan sonra ne yapman lazım? Ürünlerin etiket fiyatıyla fiş üzerinde yazan fiyatı karşılaştırman lazım. Bir kere ben şu iki maddede patladım. Niye? Yapmıyorum çünkü. Şimdi sen gittin market alışveriş yaptın. Ürünleri getirdin, koydun. Makarna var, şu var, bu var. Baktın ki iki tane ürün fazla geçmiş. Sana toplam 100 TL zararım var. Peki gidip hak iddia edebilir misin? Evet, çünkü elinde fişim var. Ama ben ne yapıyorum? Ben hak iddia edebilir miyim? Ben iddia edemem. Çünkü ben fişi almamışım. Markete gideceksin. Market diyecek ki kardeşim, bu ürünü buradan alıp almadın. Ben nereden bileyim? İn misin, cin misin? Nereden bileyim yani? Hocam kameradan baksın. Ya niye öyle bir şey yapsın ki? Fiş denen bir şey var. Fişini alacaksın. Garanti bankasına. Garanti bankasını da alın arkadaşlar. Evet, garanti bankası reklamlarına da girdik. Çok teşekkür ediyorum. Ürünlerin üzerinde TSE, Türk Standartları Enstitüsü damgası olup olmadığına dikkat eder bilinçli tüketici. TSE damgası, yani bu ürün Türk standartlarına uygundur, kullanabilirsin anlamına gelir. Üretim tarihine ve son kullanma tarihine dikkat eder. Biz çoğu zaman üretim tarihine, son tüketim tarihine dikkat etmeden ürün alıyoruz. Eve getiriyorum, ben bakıyorum ki 2 gün sonra son kullanma tarihi geçecek. Ya tamam da Metinciğim, canım benim. Babacığım, neden bakmıyorsun? Neden böyle şeyler yapıyorsun? Yapmam gerekiyor. Çünkü ben bilinçli bir tüketici değilim. Ama eminim siz ailenizle birlikte fişinizi alıyorsunuzdur, faturasını alıyorsunuzdur, istek ve ihtiyaçlarınızı belirliyorsunuzdur. Bu çok önemli. Tüketici olarak haklarını bilir ve gerektiğinde haklarını kullanır. Benim tüketici olarak tüketici hakem heyetine başvurma hakkım var. Fişimle hak talep etme hakkım var. Bunları biliyorsam bilinçli tüketiciyimdir anlamına gelir. Sadece bir özellik üzerinden konuşuyorum ama. Ambalajları geri dönüşüme uygun olduğu ürünleri tercih eder. Bak, şuradaki işaret geri dönüşüme uygun olduğunu gösterir. Şuradaki işaret TSE damgasıdır. Bu varsa Türk standartlarına uygundur. Diğer taraftan mesela ambalajı geri dönüşüme uygun. Bu doğayı kirletmeyecek. Yeşil tüketici diyoruz genelde.
Ülkemizde tüketicilerin haklarının korunması ve hakları konusunda bilgilendirmek amacıyla tüketici koruma kanunu hazırlamıştır ve tüketicilerin hakları koruma altına alınmıştır. Şimdi satın aldığımız mal ve hizmetlerde herhangi bir hata bulunmamalıdır. Ürünler ambalajında, kılavuzunda veya reklamlarında belirtilen özelliklere uygun olmalıdır. Peki hocam, bunlara uygun değilse bu nedir? Bu ayıplı maldır. Gittin markete, aldın 2 paket çikolata. Eve geldin, çikolatanın sağ alt arka tarafında bir tane delik var. Çikolatanın içerisi görünüyor. Ambalajı yırtık. O bir ayıplı maldır. Fişini, faturanı alırsın. Gider dersin ki bak, bu ürün böyle böyle bir ürün. Ben bunu geri iade etmek istiyorum ya da değiştirmek istiyorum. Şimdi satın aldığımız ürün ayıplı mal çıkabilir. İyi dinle burayı. Ne yapacaksın? 15 gün süre var. 15 gün içerisinde satın aldığın yerde hak talebinde bulunabilirsin. Değişim talebinde bulunabilirsin. Ve başvuru yaptığın zaman mutlaka fiş veya fatura ile başvurmanız lazım. Eğer fiş veya fatura ile başvurursanız paranızın iadesi ya da ürününüzün değişimi yapılabilir. Şimdi satın aldığımız ayıplı malla ilgili fişim var, faturam var. Ama yine de market sahibi dedi ki sana, değiştirmiyorum kardeşim, bana ne, baksaydın. Baksaydın yani, ben sana bakmam dedim. Çikolata orada kendinden duruyor. Niye bakmadın? Diye böyle sinirli sinirli sana böyle artistik yapabilir. Sen ne yapacaksın peki? Bizim haklarımızı koruyan resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşları var. Kimdir bunlar? Mesela en çok başvuru yapılan yer tüketici sorunları hakeme heyeti. Buraya dilekçe hakkımızı kullanarak ürünle ilgili fişi faturayı koyup başvurduğumuzda bizim sorunumuzu çözüyorlar. Ama fişin faturan yoksa ne marketten hak talebinde bulunabilirsin, mağazadan, ne de tüketici hakları hakeme heyetinden. Tüketici mahkemeleri, 175 ara tüketici hattı. Bak, burayı direkt arayabilirsiniz. TÜKOBİR, yani Tüketici Koruma ve Danışma Birliği Derneği. Reklam kuruluna başvurabilirsiniz. Bunlar bizim tüketimle ilgili ortaya çıkan sorunların çözümünde etkili olduklarını söyleyebiliriz arkadaşlar. Şunu da ben özellikle vurguladım. Bazen tüketici hakem heyetlerinin nerede olduğunu bilmiyoruz. İl tüketici hakem heyetleri genellikle Ticaret İl Müdürlüğü. İlçe tüketici hakem heyetleri ise genellikle kaymakamlık binalarında bulunur. Mesela İstanbul'un işte Nişantaşı, Güngören'de, Avcılar'da ya da Ankara Keçiören'de bir mağazadan bir şey satın aldın. İşte gidip oraya başvuracaksın. Direkt Keçiören Kaymakamlığı'na gidip yeni mahalleden aldın. Yeni mahalle kaymakamlığına başvurabilirsin. Çünkü o kaymakamlığın içerisinde, kaymakamlığa değil de onun içinde bulunan tüketici hakem heyetine başvurup sorununu çözebilirsin. Kaçma bu, gel buraya gel. Bak şimdi burada 3 tane açıklama vermişim. Birincisi IKEA, diğeri WhatsApp, bir diğeri de Amazon. Buradakileri, ifadeleri okuyorsunuz ve girişimci insanların özellikleriyle ilgili doğru yanlış şeklinde işaretleme yapacaksınız arkadaşlar. Tamam. Diğer taraftan bir etkinliğimiz daha var burada. Burada da arkadaşlar Eylül ve babası ayakkabı alışverişi yapmışlar. Bu alışverişte Eylül ve babasının bilinçli tüketici olup olmadığını doğru yanlış şeklinde işaretleyeceksiniz. Buraya dokunmuyorum. İkisi de ödevinizdir arkadaşlar. İkisini de çözmeyin. Bilinçli tüketici diye not alır mısın? Bilinçli tüketici sonu. 5. ünite. Hocam bu kaçıncı videoydu? Bilmiyorum. Tamam. 5. video. Evet, şimdi 2 tane soru soracağım ama ayrılmayın. Ödev var. Etkinlik ödevi yine vereceğim arkadaşlar size. Şimdi bilinçli tüketici satın aldığı ürünün veya yararlandığı hizmetin fişini alır. Her nokta bir bilgi olduğu için şöyle kesme işareti tavsiye ederim ben size. Fazla ödeme yaptığından şüpheleniyorsa malın etiket fiyatı ile fiş üzerinde yazılı olan fiyatı karşılaştırır. Fişler sayesinde devletimiz satın alınan ürün veya yararlanılan hizmetten elde edilen paranın vergisini satıcıdan almaktadır. KDV diyebiliriz. Fiş almak bilinçli tüketici davranışı mı? Evet, çünkü cümlenin girişinde bilinçli tüketici fiş alır demiş. Doğrudur. Fiş alarak ülke ekonomisine katkı sağlarız. Evet, çünkü fiş üzerinden devlet vergi aldığı için ülkemiz ekonomisine katkı sağlarız. Yoksa vergi kaçakçılığı olur. Satın aldığımız bazı ürünler için fiş almaya gerek yoktur. Yanlıştır arkadaşlar. Bütün ürünler için şurası 3 olacak. Çizgimizi çekelim. Çünkü arkadaşlar, eğer fiş almazsak
sorunlarımızın çözümünü bulamayız. Dolayısıyla B seçeneği 1 ve 2 sorumuzun doğru cevabıdır. Şimdi şurada 5 gün önce satın aldığım cep telefonu bozuldu. Telefonu iade etmek için fiş ve fatura ile birlikte satın aldığım teknoloji mağazasına gittim. Fakat telefonu değiştirmeyeceklerini ve para iadesi de yapmayacaklarını söylediler. Şimdi Eylül Hanım nereye başvurabilir? Tüketici sorunları hakem heyetine başvurabilir mi? Evet. Tüketici mahkemelerine başvurabilir mi? Evet. TÜKO 1'e başvurabilir mi? Evet. 175 alı tüketici hattına başvurabilir mi? Evet. Tüketici mahkemeleri önemli. Tüketici sorunları hakem heyeti ülkemizde en fazla başvurulan kurumlardan bir tanesidir. Dolayısıyla buradaki sorumuzun doğru cevabı da D seçeneği 1, 2, 3 olacaktır. Peki burada Eylül Hanım ne yapsaydı bilinçli tüketici olmazdı? Şu an bilinçli tüketici. Yani pardon, burada şu an bilinçli tüketici olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü ne yapacağını söylememişler. Ne yaparsa bilinçli tüketici olur, onu sorayım. Eğer başvurursa, başvuruda bulunursa, hakkını ararsa bilinçli tüketici, yapacak bir şey yok. Boşa git param deyip geri dönerse arkadaşlar, biz bilinçli tüketici olduğunu söyleyemeyiz. Hemen ünitemizin sonunda ünite pekiştirme etkinliklerimiz var. Doğru yanlış var arkadaşlar. Daha sonra burada boşluk doldurmalar var. Bir de arkadaşlar en sonda eşleştirme sorularımız var. Bunların hepsini yaparsanız konu oturacak. Hiçbir sıkıntı kalmayacak. Ödevinizdir. Bak biz bu videodan sonra ne yapacağız? Sizinle bir tane güzel yeni nesil test çözeceğiz. Testleri çözebilmemiz için. Sizin de artık benim bu ünitene eksiğim kalmadı abicim diyebilmen için ne yapman lazım? Ödevlerini yapman gerekiyor. Bak bir sonraki videoda sana soracağım bunu ben. Diyeceğim ki babacığım ödevlerini yaptın mı? Sen diyecek ki yaptım öğretmenim, hiç sıkıntı yok. Ben diyeceğim ki aferin sana. Tamam. Bir sonraki videoda bana bunu hatırlatın. Seni çok çok seviyorum. Açıklama kısmında bizim sosyal medya hesaplarımız var. Bu kitabı satın alabileceğin link var. Hepsine bir göz at derim. Umarım sana faydası dokunmuştur. Yorumları eksik etme. Ben yorumları okuyacağım çünkü. Bir sonraki videoda görüşürüz.